İyi akşamlar. Bugün burada Tabipler Odası'nda ortak bir projenin sergilenişine şahitlik ediyor buradaki konuklarımız. Bu kitap Sotarya Hatay'da ve Hayatta Kadın adlı kitabın ortak noktası, bu kitabın paydasında kadın var, Hatay var ve öykü var. Edebiyattaki en güzel üç şey yan yana gelmiş diye düşünüyorum. 28 yazar ve hepsi kadın olarak Hatay'da buranın değerlerinden beslenerek, yaşanılan dönemlere tanıklık ederek bir takım verilerle çok güzel öyküler çıktı ortaya. Benim de bir öykümün bulunduğu bu kitapta okuduğunuz zaman ancak fark edeceğiniz sürpriz sonlar, çok sahici hayatlar, yani lezzetinin ancak okuduğunuz zaman anlayacağınızı düşünüyorum. Ve hepinizi duamıza ortak etmek istiyorum. Okurumuz çok olsun. Siz de amin deyin. Burada bulunmayan sayın başkanlar, kıymetli yazarlarımız, değerli dostlarım, canım oğlum, teşekkür ediyorum kendisine bu mini dinleti için. Sotarya Hatay'da ve Hayatta Kadın öykü kitabımızın tanıtım kokteyline hepiniz hoş geldiniz. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Mustafa Kemal Atatürk. Kitabımızın arkasına bu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü koydum. Onunla başlamak istedim. Hepimizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda, pandemi koşullarının zorlukları içerisinde bu kitap karda açan kardelen çiçeği gibi. Geçtiğimiz Nisan ayında Kloros yayınlarından çıktı ve biz şu anda birlikte kitabımızın heyecanlı ve sevincini sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Hepinize cani gönülden hoş geldiniz. Gibi adını Antakya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen bazı kaynaklara göre güç ve kurtuluş, bazı kaynaklara göre de sağlık ve yenilenme olarak şahıslandırılan bir kadın mozaiğinden almıştır bu kitap ismini. Biz edebiyatçılar olarak memleketimizin değerini ortaya koyacak sanat etkinlikleri ve çalışmaları yaparken, sınır kenti olmamızdan ötürü Hatay'ın savaş ile anılır olması bu çalışma fikrini doğurdu bende. Hatay'da hayatın normal seyrettiğine dair bir işaret olsun. Hatay kadınlarıyla, yaşamıyla, öykülerinde var ve var olmaya devam edecek diyen güçlü bir ses olarak algılansın. Hatay'ı olduğu kadar Hatay'da kadını da görünür kılmak istedim. Hayatta ve Hatay'da kadın, 8 Mart 2020'de kadınlara yönelik verdiğim bir seminerin adıydı. Planladığım bu çalışmanın başatını o gün verdim. Hataylı kadın yazarların bir arada olduğu bu çalışmayı öykü ile sınırladık. Kendini yetiştirmiş aydın birçok kadına gezdiğim 15 ilçede rastlamıştım. Memleketimin aydın insanını ve dahi kadınını en temiz duygularımla saygı ve minnetle selamlamıştım buralarda. Aslında kadınlar kendine kalan, belki de kalamayan çok kısa zamanlarında neler başarabiliyorlar. Sanırım bizim bu çalışmamızda ilk kez böyle bir çalışma yapılıyor zannediyorum. Çok araştırmadım ama ilk sanırım. Bu vesileyle aramızda olmayan Sayın Duran Yaşar abime, Sayın Ayla Kutlu'ya,
çalışmamın başında benimle birlikte olan Sibel Dilek'e, beni yüreklendiren Cemile Cerebe, sevgili Seval Karataş'a ve mide kanaması çalışmanın tam cavcavlı zamanında mide kanaması geçirdiğimden ötürü çalışmayı benden üstlenen sevgili Mersin'de yaşayan Yonca Yaşar'a buradan minnetlerimi sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Kitapta olmayan, ismini anmadığım 47 yazı yollayan 47 kadın yazarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kitaba alınmama sebebi tamamen öykü dışı olmasıydı. Hepsinin yazıları çok kıymetliydi. Hepsine çok teşekkür ederim. Ve yeri gelmişken yarım saat önce, bir saat önce arayan Ayla Kutlu hanımefendinin hepinize çok selamı var. Çok merak etmiş nasıl geçiyor diye. Çok çok selamları var ve hep bütün yazarlarımızı kutluyor. Hepinize de sevgilerini iletiyor. Yazarlarımız Azime Yılmaz, Cemile Cerep, Dursaliye Şahan, Emre Ünal, Figen Zorba, Gülnaz Nurlu Kavas, Güler Kalem, Gülsen Gülbeyaz, Hatice Elveren Peköz, Hatice Yakut, İnci Gürbüz Atik, Necla Daloğlu, Neriman Yetek, Neslihan Kanuncu Seçkin Bendeniz, Nevra Çağlayan, Nisa Leyla, Nuray Bulgurcu ve Şerikli, Özge Özer Karadağ, Selamet Bağcı, Seval Eski Ocak, Selma Sayar, Seval Karataş, Sevim Habib, Süha Kıyak, Sibel Bilek, Şahiye Say, Yasemin Mıstıkoğlu, Yonca Yaşar, hepinize teşekkür eder ve keyifli okumalar dileriz. Merhaba. Ben hazırlıklı gelmedim buraya çok konuşmak için. Ben uzun konuşmayı da sevmem. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ortak kitap nedir? Ortak kitap birlik, dirlik, dayanışma ve bir şey üretmek oluyor. Beraberce üretmek oluyor. Örgütlenmekle olan bir şey. Kolay gibi görünen, aslında çok kolay olmayan bir şey. Çünkü konuşurken hata yapabilirsiniz ama yazarken yaptığınız hata kalıcıdır. Bu nedenle de oradaki hatalar daha önemli, daha önem kazanıyor. Bir de ortak kitabın başka bir özelliği var. Aslında edebiyat, yani sanat, siyasettir. Şimdi böyle bir kitabın siyasetle ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle, bugünümüzdeki siyaseti kastetmiyorum. Dünyada giderek artan ihtiyaç hissedilen temiz siyasetten bahsediyorum. Sanatın kendisi bir siyaset. Çünkü hep iyiye, doğruya, adalete doğru koşuyor sanat veya bu şekilde oluşuyor. Yani şöyle derler, mesela bazı bitkiler ve hayvanlar için derler ki hormon kabul etmez bu bitki ya da bu hayvan etinde hormon bulamazsınız çünkü kabul etmez. Sanat da böyle bir şey. Sanata kötülüğü sokamazsınız. O zaman sanatın dışına çıkar. Bu nedenle sanat esasında siyasettir diyor. Medeniyete doğru, bilime doğru, adalete doğru güdülediği için sanatın bir yanı siyasettir. Ben bu ortak kitapları çok önemsiyorum. Genelde çünkü amatör bir ruhla çıkıyor. Ve bir dayanışma dediğim gibi, örgütlenme ve tanık oluyorsunuz. Yani okuduğunuz hikayeler bir yanıyla bu çağın, bu tarihin yazıldığı dönemin tanığı olmuş oluyor. Böyle bir yanı da var. O nedenle de bu kitabı davet edildiğim zaman, şimdi hatırlamıyorum kim bana haber vermişti. Ben memnuniyetle katıldım. Çünkü Antakya benim sevdiğim bir yer.
buradaki arkadaşların çoğunu tanıyorum. Yani keyifle yazdım diyebilirim. Benim öyküm Habib Neccar'la ilgili ama burada yazacak çok şey var yani. Antakya bir kültürler mozaiği, kardeşlik şehri en azından simgesel olarak bugün hala geçerliliğini koruyor. Bu nedenle de ben öykümü seve seve verdim ve burada çıkmış olmasından da çok memnunum. Kendi adıma söyledim. Sizlerle birlikte olmaktan da memnunum. Kadınlar bulunduğu ortamı güzelleştiriyor gerçekten. Adeta yürüdüğü yolda çiçekler açtırıyor. Bu kitap kadınların bence çiçek bahçesi oldu. Gerçekten öyle. Her bir öykü yürekten süzülerek yine yüreklere ulaşacak. Buna inanıyorum. Çünkü hepsi yaşamın kaynağından fışkırmış. Bütün kadın arkadaşlarımı, yazar arkadaşlarımı kutluyorum yürekten. Böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Olsun. Doğru. Merhaba. Her şey güzel. Ben Emir Ünal. Bu müstesna kişilerin yazımlarıyla birlikte bu kitapta olmak benim için müthiş bir duygu ve gurur verici. Benim öyküm Suriye'den kaçarak gelmek zorunda kalan bir kadının çocuklarıyla çektiği, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir hikaye. Dilerim okuyucuların ruhuna dokunup onların zorluklarını, bu göçmen insanların anlarlar. Ona göre bir bakış açısı olur. Teşekkür ederim. Yılan'da bir öyküyle katıldım bu kitaba. Benim ilk deneyimim, ilk defa böyle bir şeye kalkışım. Amatörce umarım okuyanlar beğenir. Ben de bu yola devam etmeye gayret ederim. Çok uzun yıllar derneklerde çalışarak bir birikimi böyle yansıtmak istedim. Başarılar diliyorum tüm arkadaşlara. Bu konuda heves edip yazmak isteyen, okumak isteyen herkese bizler bir örnek olalım istiyorum. Kolaylıklar diliyorum tüm arkadaşlara. Evet, deminki konuşmamda belirtmiştim. 2 yıl süre gelen bir emek. Çok keyifli bir çalışmaydı gerçekten. Dayanışma içinde bir çalışmaydı. Kadın yazar arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar hayatımızı öyküledik aslında. Hayatımızı öykülerken kitabımızın içinden Hatay çıktı, kadın çıktı ve aslında yaşam çıktı. Herkesin öyküsü çok güzel olsun diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm olacak benim. Sayın vekillerimiz bugün Ankara'dalar. Bizi destekleyen Sayın Mehmet Güzel Mansur'a da çok teşekkür ediyoruz. Buradan sağ olsun katkılarını sundu. Buradan çok teşekkürler. Üstümde kalmasın. Diyan Hanım'a çok teşekkür ederiz. Çünkü esas bizim yükümüzü o çekti. Bütün bu organizasyonları yapmak hiç de kolay değildi. Evet, bizler öykümüzle katıldık ama bütün bu organizasyon, bu düzenlemeler hepsi Neslihan Hanım'a ait. Onu kutluyorum bu anlamda. Bu işler kolay değil. Yolumuz açık olsun diyorum. Tüm yazanlara, okuyanlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir proje oldu. Kadınlar öykülerini bir kitapta topladı. Amatör yazarlar ve profesyonel yazarların bir arada olması da çok anlamlı. Ben kitabın çıkmasından çok memnunum. İçinde öykümün olması da beni çok memnun etti. Benim yazdığım öykü Habib Neccar'la ilgiliydi ama arkadaşların öykülerine baktım. Onlar da çok güzel şeyler yazmışlardı. Güzel bir zenginlik diye düşünüyorum. Seval Karataş ben. 26 kadın, birbirinden değerli 26 kadın yazarın arasında olmaktan gurur duydum. Ben öykü tarzında bir mektup şeklinde bir öyküyle katıldım. Böyle bir oluşumda olduğum için çok teşekkür ediyorum.